Herkese selam dostlar. Bir StarCraft videosuyla karşınızdayız. Bugün günlerden cuma, bilmiyorum artık hatırlar mısınız? Çok bol mesaili bir hafta geçirdim. Ondan dolayı yayında yapamıyorum bu StarCraft videolarını. Adı üstünde video oluyor. YouTube'dan takip edilebilir hale getiriyoruz. Lafı dolandırmayayım. Merhabalar, hoş geldiniz tekrardan. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bu pandemi günlerinde kendinize dikkat ediyorsunuzdur, özen gösteriyorsunuzdur umarım. Çünkü malumunuz vaka sayıları inanılmaz derecede arttı ve dikkatsizlik had safhada. Aman aman dikkat ediniz, sizleri seviyoruz. Şimdi biz en son Dük'ü kurtarmıştık diye hatırlıyoruz. Bu arada Dük derken adamın rütbesi ya da lakabı, işte ünvanı değil, bayağı adı General Dük. Şöyle bakalım, devam edelim. Kahvem geldi yine. Bunu daha önce bir videoda da böyle geçiyor. Kahvem geldi falan diye seviniyorum. Teşekkür ederim, eline sağlık. Teranlardan devam ediyoruz. Cinematic Downing of Norad. Aynen öyle. Norad düşmüştü. Norad 2 bir Battle Cruiser idi. Bu General Dük'ü taşıyan ve biz Jim Raynor ve Kerrigan her ne kadar karşı çıksa da Norad 2'ye gittik. Ve General Dük'ü kurtardık. Şimdi Trump Card dediğimiz bölümle devam edelim. Antigua Prime kolonisindeyiz. Ve briefingimizi alalım. Commander, our position has been discovered. As of 2 hours ago, a large Confederate strike force arrived on Antigua Prime and established a base camp within our defensive perimeter. Arcturus Manx is calling a meeting. Greetings. I know you're all concerned about the Confederate strike force, but first we have a grave matter to discuss. It seems our data disks didn't hold weapon designs after all. Lieutenant Kerrigan will explain. You all know that the Şimdi daha önce bir disk çalmıştık, hatırlarsanız bilgiler vardı içerisinde. Tamamı içerisinde yok bilgileri. Ve bu PCRM'in, yani Ghost dediğimiz, daha önce de bahsetmiştim bunlardan. Kerrigan'ın, Nova'nın dahil olduğu bir deney programıydı. Bunun içerisine girmesi lazım. Bu PCI Emitter'da işte Zerg'leri sinirini bozabiliyor, psikolojik olarak delirtebiliyor ve hissedebiliyor, yerlerini tahmin edebiliyor, tespit edebiliyor vesaire, böyle bir şey. Şimdi bunu elde etmeye gideceğiz. Daha doğrusu PCI Emitter'ı enemy base'ine götüreceğiz ve Kerrigan hayatta kalmak zorunda. Görevimiz bu. Zerg into isolated containment areas. Your colony, Mar-Sara Commander, was one such location. What are you saying? I'm saying the Zerg are a secret weapon developed by the Confederacy. I'm saying you were all subjects of a Confederate weapon. Zergler Konfederasyon'la gizli bir silah geliştiriyorlar. Yani daha Octorus Manx burada çözememiş gibi davranıyor ama aslında az çok biliyorlar. Yani biz öyle olduğunu biliyoruz. Bir deney, yani bunun secret weapon dediği, işte böyle kocaman bir top falan olacağını düşünmüyoruz. Durun bakalım ne çıkacak. Evet, konfederasyon suçlar için cezasını çekecek. You will provide her with an escort. When the Zerg arrive, they'll break the blockade for us and we'll make our escape. Now, get. Zergler geldiğinde ise bir birlik gönderecek, bir kurtarma birliği. Kuşatmayı kıracaklar ve işte bizi o gezegenden çıkartacaklar. Evet. Evet, Octorus'un renkleri kırmızılar. Terran Science Facility. Base is under attack. Geri çekeceğiz büyük ihtimalle. Tamam, bu bizim taşıyıcımız. Tamam, burada da yeni bir yer var. Eğer burayı somurursak şayet.
buradan saldıracağız. Tamam, bakalım ne kadar askerimiz var. Başka Vesping gas şeyimiz var mı burada? Yok gibi görünüyor. O yüzden biraz marine yapalım. Not enough minerals. Not enough minerals. Base is under attack. Aslında şuradaki şeyi kurtaramaz mıydık ya? Keşke bunu daha önce düşünseydik. Büyük ihtimal patlayacak oldu. Evet. Biraz minerale ihtiyacımız var. Şuralara ama olmayın. Döşeyemiyorum sanırım. Hadi bakalım. Hadi oğlum. Supply depotum var yeterince. Bir armor yapalım önce. Receiving headquarters. Let's roll. Bu StarCraft 2'deki gibi healer mı acaba? Detektör özelliği var ama bu kadarını hatırlayamadım. Göreceğiz. Biraz daha SCV yapalım. Mineral ihtiyacımız olacak. Evet, detektör görevini tam görüyor. Vehicle, ship. Neye yürürüz bilemiyorum ki. Vehicle'da Siege Tank ve Goliath var. Deneyelim. Additional supply depots required. Reporting for duty. Oo, çok pahalıymış bu. Normalde onun basic özelliği değil mi bu? Defense için kullanabiliriz en azından. Ben marinciyim arkadaş. Ben marinciyim. Insufficient Vespian gas. SCP good to go, sir.
Tamam, meşgul ediyoruz şu anda. Biraz gaz toplamam lazım. Şurayı açacağım ilk başta. O yüzden buradan başka çıkış yerleri var mı? Şurada var direkt. Daha bir şey düşürdü içeride. Çak çuk etti. Akademi yapalım şuraya bir yere. Şurası güzel. Nova'yı da aslında kullanmak istiyorum. Onun o ghost özelliği çok iyi açıkçası ama. Bunlar dursun burada savunmada. Hadi bakalım gidelim. Biraz yer açalım kendimize. Yay! Outstanding rock and roll. Ve sanıyorum ki bu adayı temizledik diyeceğim ama yok. Şurası güvenli duruyor şu anda. Şurayı görmem lazım. Your forces are under attack. Science facility ihtiyacımız olan şeylerden biri. Şunu biraz tamir etsen. Şunu yapmak istiyorum çünkü vuruş range'ini artırıyor. Hadi oğlum hadi. Benden bir parça mı istiyorsun çocuğum? Evet, geliştirme olarak bir şeyimiz kalmadı. Şu saatten sonra Science Vessel'ları yapabiliriz. Bir tane daha Science Vessel yapmak istiyorum. Bu burada kalsın. Şunu götüreceğim yanımda.
Objective score reporting. Rock and roll. Ne yaptın bebeğim? Hazırlandım. Kahve ister misin? Valla var aslında daha ya. StarCraft. Terranlar oynuyorum. İnsanların campaign'i daha birinci bölüm yani. Şu çıkmış, şu Nova'yı korusun çünkü Nova'ya gizli atak yapabiliyorlar. Raid yapalım biraz. Bir tane daha defans için Siege Tank olabilir. Defense Matrix mi? Evet. Evet, öldü. Ben yanlış oynadım ya. Gel. Adama defans bastım yanlışlıkla. Şey, StarCraft 2 gibi düşündüm ya. Hayır, kötü değil canım. Bir birlik kaybettim. Savaş mı? Greetings, command. Transmit orders. Greetings, command. You want a piece of me, boy? You want a piece of me, boy? Şurayı temizlersem şuraya bir kurulum yapmayı düşünüyorum, o yüzden. Your forces are under attack. You want a piece of me, boy? You want a piece of me, boy? Commander. Your forces are under attack. Gideceğimiz yer de burada. Çok fazla tank yapmıyor. Designated. Acknowledging.
Çok fazla tank yapmıyorlar mı? Şu marinleri biraz daha güçlendirip şey yapmak istiyorum. Biraz StarCraft 2 alışkanlığım, kusuruma bakmayın ama bildiğim piyadeciyim yani. Bu kadar tank yapamamalısınız ya. Bilemiyorum Altan. Şuna da basalım bir upgrade. Silahlar iyice güçlensin. Hadi oğlum. Wow. Biraz pahalıymış ama değer diye düşünüyorum. Oo, mineralim bitiyor. Supply depotları patlatırsam daha fazla birlik yapamayacaklarını düşünüyorum ama yanılıyor muyum acaba bilmiyorum. Allah Allah. Gerçi yine de bayağı bir temizlik yaptım ama. Yaparsam biraz daha hızlı öldürebilirim diye düşünüyorum ama bakalım. Bilgilerimizi tazeleyeceğiz. Not enough minerals.
Biraz daha gidelim bakalım. Ya çok fazla tank yapabiliyorsunuz siz ama ya. Hayretler verici ya. Marine'de olmayacak iş mi bu acaba? Biz de mi tanka yürüsek? Şu geliştirmeden sonra bir daha bakayım ya. Kullandırmıyorlar. Onu güvenliğe götürelim bir. Hadi upgrade. Hadi oğlum. Abi çok fazla tankları var. Keşke reaktör falan olsa, çok alışmışım ama zamanla buna da alışırım diye düşünüyorum. Elim alışır.
boy? You want a piece of me, boy? Destination? Absolutely. Move it! You want a piece of me, boy? You want a piece of me, boy? Proceeding. Your forces are under attack. Bir upgrade complete sesi mi duyduk? Hadi o zaman. Oha. Evet, zorlayacak, zorlayacak. Güzel ilerleme kaydettik ama. Hadi oğlum, hadi. Hala asker çıkartılı olmaları. O kadar supply depolarını patlattık ya. Evet, yaklaştık hedefimize. Şu an buraya getireceğiz. Sıfayım mesela. Aa, bunu tamir etmişler. Fuck. Benim oraya kadar full gitmem lazım. Şuradan böyle yukarıdan alarak gideyim. Az önce şurada da bayağı asker kaybettik çünkü. Direkt o Battle Cruiser'a da almak istiyorum ya. Yes. Check specific check. Upgrade complete. You want
Hala arkada bir yerde barakları var bu heriflerin ya. Ama marinlerim güzel oldu, güçlü oldular şu anda. Haydi oğlum. Şöyle 8'erli 8'erli gidelim. Bulduk. Evet, yerle bir ediyoruz düşmanı. Hadi bakalım. Büyük ihtimal güvenliğe aldık ya burayı. Yolda bir zeval gelmez bunun başına diye düşünüyorum artık. Tamamen temizledik hatta, yani fazlasını yap. Şimdi bu Psy Emitter. Şu Zabazingo SCV'ni taşıdı. Normalde bu işçi. Bunu buraya taşımamız gerekiyordu ve taşıdık. Kerrigan bir daha böyle bir şey yapacağımızı zannetmiyorum diyor. Mengs de şey dedi orada, yani insanlığı kurtarmak için ne gerekiyorsa yapacağız tabii ki dedi. Ve böylelikle bölümün sonuna gelmiş olduk. Evet, bayağı şey yapmışım ya. Hani oyalanmışım aslında, buradan hızlıca bir yarma yapıp sona da erdirebilirmişim. The Zerg lured by the Psy Emitter. Psy Emitter'ın tabi sinyalini duydum, az önce bahsettim ya size. Bu biraz rahatsız edici hisler uyandırıyor, işte yerlerini tespit ediyor. Hani o his şeyleri var. Neyse, his diyeyim, hisli hayvanlar. Tabi bunun sesini duydular, buna doğru geliyorlar. Ve konfederasyon birliklerini yok ettiler. Ve bir kez daha Protoss filosu geldi ve Tassadar, bu ara Heroes of the Storm oynayanlar bilirler. Tassadar kontrolündeki Protoss filosu geldi ve bu gezegeni de yerle bir ederek Zerglerden temizlediler kendilerince. Greetings Commander. Receiving incoming transmission. Time of our final strike against the Confederacy is close at hand. Before we can strike at Tarsonis itself, however, we must break through the Confederacy's most potent. Tarsonis gezegenine direkt olarak saldırmadan Konfederasyonu aradan elimine etmemiz lazım. Tarsonis
30 major battles, so I know its defenses inside now. There are three primary platforms. Konfederasyonun bulunduğu yer. Dük de diyor ki ben orayı savunmuş bir adamım, ne o kadar kolay geçemeyeceksin falan filan. General, I'm impressed. I never figured you for the frontal assault type. Well, the Confederates have Omega and Delta squadron troops defending the platform. And they're nothing compared to my Alpha squadron boys. Right. End of the briefing diyoruz ve 40 dakika olmuş arkadaşlar. Görevler artık öyle ilk bölümlerdeki gibi kısa kısa görevler değil. Uzun sürüyorlar. Bu bölümün de sonuna gelelim. Daha sonra devam ederiz başka bir bölümde. Ve Siameter'la işimiz var arkadaşlar. Yani burada asıl olay altta bir insanlık, yani konfederasyon bir deney yapıyor. Bu deney büyük ihtimalle Zerg'lerle alakalı. Protoss'lar da dahil olacak daha sonra. Protoss'lar şu anda Zerg'leri kovalıyor. Her görülen, yani Zerg görülen ya da Zerg istilasına uğrayan gezegeni filolarıyla yerle bir ediyorlar. Ve öte yandan da Octorus Manx konfederasyonu yıkıp kendi Sons of Korhal'la birlikte Terranların, yani insanoğlunun başına geçmeye çalışıyor. Maceralarımız devam edecek dostlar. Bizden ayrılmayın diyoruz ve takipte kalınız. Hoşça kalın. Sizleri seviyoruz.